Bu günahsız çocuk. Bu kadar Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Evet, Türkiye ölçeğinde kent diyebiliyoruz. Dünyanın birkaç en büyük kentlerinden birisi ama Avrupa ülkeleri nüfus yapısına baktığımızda bir ülkeden söz ettiğimiz bir kent İstanbul. Ve bu kentin İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu bizlerle birlikte. Acil servis ve önünde bekleyen ambulansları konuşuyorduk. Orada kalmıştık. Evet, siz geldiğinizde baktınız hastanenin önünde Şişli Etfal'de özel ambulans hizmeti verenler bekliyorlar. Hastaları parasını alıp götürüyorlar. Evet. Sonra devreye 200'ü aşkın araçla. Aşama aşama oldu tabii. Bakanlığımız gerek Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla gerekse bakanlığımız merkez teşkilatından çok yoğun olarak ambulans geldi. İnsan kaynağı çok arttı. Şimdi biz 2000'in üzerinde insan kaynağımız var. Sadece ambulans hizmetlerine yolmak üzere. Toplam 240 tane ambulansımızı işte 123 ayrı noktadan İstanbul halkına ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak şehrin bu yoğun yapılanma durumu bizim istasyon sayımızı da her tarafa etkin bir şekilde yaymamıza, serpiştirmemize engel. Dünyadaki kentlerle karşılaştırma yapalım mı? Bazı zorluklarımız var İstanbul'da. Yani ben tabii büyük şehirlerdeki diğer rakamları bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Biz 10 dakikanın altına yetişebilmemiz için diyelim bir örnek vereyim. Fatih bölgesinde bizim 112 istasyon açmam lazım. Karagümrük'te. Örnek. Evet. Şimdi yoğun bilenler biliyor İstanbul'u ama çok yoğun yapılanma var. Sizin boş alanınız yok. 112 istasyonu yapabilecek bir yeriniz yok. Ambulans havadan uçarak gelmeyeceğine göre yakında bir ambulans istasyonu olması lazım ki sürekli beklediği. Sizin hastanıza hızlı bir şekilde ulaşsın, hastanızı alsın ve olması gereken hastaneye doğru götürsün. Bunu da işte ideal tabii 8-10 dakika arasına yapsın. Hı hı. Biz işte 10 dakikanın altına düşürdük desek de bazı zorluklarımız var eğer. Bu anlamda bunun olabilmesi istasyon sayısının artmasından ya geçiyor. Ya da hava ambulans sistemi. Hava ambulans sistemi İstanbul açısından bazı bölgelerde çok popüler. Anadolu i̇şte yakasında mı? Şile'de, bizim Çatalca'da, Silivri'de özellikle kırsalda bir sorun çıkarsa biz onlara gerçekten de kullanıyoruz. Hiç sayısı da az olmuyor. Bizde iki tane ambulans var İstanbul'da. Birisi Anadolu yakasının, birisi Avrupa yakasında sürekli duruyor. 24 saat hizmet vermiyorlar şimdilik. Bakanlığımızın bu dönemki ihalesi bildiğim kadarıyla gece sağlık hizmeti de verecek şekilde dizayn edildi. Şu anki ambulansların sadece gündüz şartlarında hizmet verebiliyor. Deniz nasıl bir avantaj mı? Kullanılabilir Denizde mi? Denizde de iki tane ambulansımız var aslında. Ancak sayısı bence şu an için yeterli değil. Bakanlığımız bu konuda da yine bir irade gösterdi. Ümit ederim önümüzdeki dönemde tamamlanır. Bir ihale süreci devam ediyor. Ama 1,5 yıldır o noktada fazla ilerleme olmadı. İstanbul'da 4 ila 6 civarında deniz ambulansında aktif olarak kullanılması için biz planları yaptık. Muhteşem bir avantaj deniz. Başta kıyı şeridindeki olaylara hızlı ulaşabilmek açısından bir de yol olmayan yerlerde bazen olağanüstü durumlar oluyor. Adalar mutlaka bu konuda sistemin içerisine girmesi lazım. Bizim şöyle bir iyiliğimiz oldu. Adalara biz Hudut Halleri Genel Müdürlüğü'ne ait bir ambulansımız vardı. Kıyı emniyeti ve şey için kullanılan, gemi adamlarına hizmet vermek için kullanılan. O İstinye'de duruyordu. Biz onun bağlama yerini adaya verdik, büyük adaya. Şimdi geçen ay ben aldım. Birkaç yüzün üzerinde, 200'ün üzerinde hasta taşımışız. Bu anlamda açıkçası adalarda nüfus az ama acil sağlık hizmetleri açısından çok büyük mağduriyet vardı. Mesela onu çözmüş olduk. Yeri de bir yer değişikliğiyle bu anlamda bir çözüm sağlanmış. İskelesi değişti sadece. Doğrudur efendim. Ama verdiği hizmet daha anlamlı bir hale geldi. Yaşlı nüfusunun yoğun olduğu bir yer Kesinlikle. Adalar diye kışın için konuşursak. Bunun herhalde. Dışında da bakanlığımızın şu ana kadar 3 taneydi. Bildiğim kadarıyla 5'e çıkacak. 5 tane de uçağı var. Bir kısmı jet, bir kısmı pervaneli olmak üzere. O anlamda da o İstanbul'da hiç yok. Ankara'dan yönetiliyor tamamen bu sistem. Ancak gerek ülke içinde hasta transferleri ve organ naklinde çok aktif kullanılıyor. Gerekse ülke dışında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir sebeple acil sağlık hizmetine ihtiyaç duysa veya orada bir kaza bela sağlık hizmeti olsa ihtiyaç duyuyorsa gidip oradan hastaları alıp ülkemize getirebiliyoruz. En son talihsiz bir olay oldu malumunuz Somali'de. Evet. Oradan 3 tane Kızılay görevlisini bakanlığımıza ait uçağımız gitti, aldı, Türkiye'ye getirdi. Böylesine de açıkçası büyük devletlerde gördüğümüz ve bu ancak
büyük devletlerde olur dediğimiz işleri artık Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak biz bunları yerine getirebiliyoruz. Türkiye'de büyük devlet çünkü. Evet. Çok şükür. Beş bölgeyi biraz açar mısınız? İstanbul'u beş bölgeye ayırmak, bu bölge derken... Şimdi yarım kaldı deminden atladık ama bu üzerine konuşma değer bir konu. Evet. Şimdi Kamu Hastaneler Birliği yine bu kanun çerçevesinde kuruldu ve buna ait bir de kurum var. Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamda kurumu var. Başında ayrı bir yapılanma oldu. Ülkemizde 1000'e yakın hastane sanırım 950'nin üzerinde bir hastanemiz var Sağlık Bakanlığı'na ait. Bu hastanelerin tamamının tek bir kurum var. Hepsi tek elden yönetilmiyor. Bu kadar merkezi değil ancak onun altında birlik dediğimiz kamu hastaneler birlikleri var. Bu birliklerin 100'e kadar kurulabiliyor ama daha az şu an 88 tane bildiğim kadarıyla 87 olmalı. İstanbul'da 5 tane birliğimiz var. Bu 5 birliği neye göre belirledik? Aslında konuşmanızın başında söylediniz. Öncelikle coğrafi alana göre belirledik ama sadece coğrafi alan tek bir belirleyici unsur değil. Biz insanlarımızın İstanbul'da kendi otomasyon sistemimizden bir ölçüm yapmıştık. Sağlık hizmeti alan vatandaşımız sağlık hizmeti almak için günde 20 kilometrenin üzerinde yol yapıyor. Biz de dedik ki bu hizmeti alırken çok fazla hareket etmesin. Kendi bulunduğu bölgede olabildiğince sağlık hizmetlerini bütün branşlarıyla alabilecek bir yapılanma olsun. Birliklerin genel mantığında kişilerin, vatandaşların aynı şehirde yaşasak da sağlık hizmeti açısından kalp içinse kalp, romatizma içinse romatizma, kanser içinse kanser, o bölgenin içerisinde bütün sağlık hizmetlerinin donanımsal anlamda ve insan kaynağı anlamında tamamının yapıldığı bir yapılanmaya ulaşmak istiyoruz. Her bölgede. Her bölgede, evet. 5 bölgede. Bunları da zincir hastaneler gibi düşünün. Sağlık Bakanlığı'nın zincir hastaneleri olarak düşünürsek vatandaşımız daha iyi anlayacaktır. Özel sektörde böyle zincir hastaneler var. Bu birlikler de bu zincir hastane gibi yapılandırıldı. Başında bir genel sekreter arkadaşımız var. Altında 3 tane yöneticisi var. Hastanelerde ayrıca hastane yöneticilerimiz ve başhekimler var. Bunlar sözleşmeyle çalışıyorlar. En büyük sır açıkçası kişilerin kendilerini sözleşmeyle bağlaması. Bunlar da başarı odaklı. Rakama ve ölçmeye dayanan. Performansa dayalı. Performansa gereğini dayanan. Sözleşmenin yerine getirmezse sözleşmesi iptal edilebilecek, teşekkür edilebilecek. Kişi o zaman işsiz kalmıyor. Kendi işine dönüyor. Büyük bir, hepsi zaten bunların çok büyük bir oranda devlet memuru. Kendi işine dönüyor. Dışarıdan özel sektörden gelen birkaç arkadaşımız var. O zaman da onlar da özel sektöre dönüyor ama eğer başarınız iyiyse rakamlar üzerinden, ölçümler üzerinden siz bunu gösteriyorsunuz. O hastane, o yönetim başarılı anlamında devam edecektir. Ve sözleşmesi uzatılacak. Karne nasıl çıktı şu ana kadar? Karneler şu an ilk 6 ayı geçirdik. Asıl karne önümüzdeki 2 ay sonra verilecek. Herkes tedirgin o anlamda harıl harıl çalışıyor. İyi. Bizim için, benim için iyi. Ben hastalandığım zaman. Evet. Vatandaşımıza daha kaliteli, daha hızlı, daha etkin sağlık hizmeti verilsin için gecesini gündüzüne katan bir sağlık ordusu var açıkçası. Bunlar hekim arkadaşlarımız bu sistemin birazcık daha tabii ucunda oldukları için daha da çok yoruluyorlar ama yöneticilere inanın ondan daha az yorulmuyorlar. Eve götürülen hizmeti konuşalım birazcık. Sosyal devlet tanımının içerisinde yer alan Türkiye'nin evde uzun yıllar önce hiçbir şekilde bilmediği bir şey. Evet, evde sağlık hizmeti. Ama şimdi Türkiye bununla tanıştı. Ben 1992 yılında ilk kez İngiltere'ye gitmiştim. Sheffield'da çocuk hastanesinde çalışmak için. Daha asistandım. Asistanlığımın 6. ayıydı. Hiç bilmiyorum tabii. Pratisyen hekimlikten asistanlığa gittim ardından. Orada ellerinde çantalarla dolaşan bir grup bir insan gördüm. Bir arkadaşımın evine ziyaret etmiştim. Bunlar ne dedim? Bunlar dediler evde sağlık hizmeti veriyorlar. Gelip o hastaların iğnelerini yapıyorlar, bakımlarını yapıyorlar yaşlıların. Ben kendi içimden şöyle demiştim. Vay be, büyük devlet. Şimdi biz oyuz. Şey için söylemiyorum gerçekten. 2010 yılında bakanlığımızın başlattığı evde sağlık hizmetleriyle alakalı süreç İstanbul'umuza bir yıl sonra geldi. Ve bir yıl içerisinde biz çok tedrici olarak artırmak kaydıyla şu an 22 bin hastanın evde sağlık hizmetleri açısından hizmet verebilir noktaya getirdik. 56 tane sağlık birimimiz var. Ağız diş sağlığı hizmetinden tutun da ki evde ağız diş sağlığı hizmeti veriyor. 3 tane ekibimiz var. Harika. Bunu dün bugün diye karşılaştırarak konuşan büyüklerimiz biz, ne kadar değerli olduğunu iyi biliyor. Evet. Söyleyebiliriz. Gerçekten ama evinde yaşlı, yatalak, hizmet alamayan, dişleri çürümüş bir insanın dişinin nasıl çekileceği konusunda insan düşündüğünde büyük bir zorluktur açıkçası. Gelecek, ambulans alacak, muayenehaneye gidecek. Çünkü o anlamda epey zorluklar var. Şu an benim 3 tane ekibim ağız diş sağlığı anlamında
yanında taşınabilir koltuklarla beraber giderek, hatta film de çekiyoruz biz. O hizmeti verebilecek durumdayız. Çok şükür büyük devlet. Resim ediyorum, film de çekiliyor. Eve götürülüyor. Evet. Harika. En çok tabii burada şeyler, yaşlılar mı hedef kitle, şimdi yoksa efendim, fiziki şimdi engelli? Şimdi evde sağlık hizmeti deyince vatandaşımız şöyle bir kısmı öyle anlamış, en azından öyle söyleyeyim. Gelsin hekim arkadaşımız, devlet çok zengin, büyük, büyük devletiz ya, evimde bana bir baksın. Şimdi belki günün birinde bu da olur ama doğru bulmam. Öylesini hiçbir yerde duymadım, merak etme. Yok zaten ama yani vatandaşın bir kısmının en azından kafasına böyle bir algı oluşmuş. Algı şöyle düzeltmek lazım. Yatağa bağımlı olmuş. Dışarı çıkması, hareket etmesi çok büyük zorluklar arz eden veya çok ağır hastalık, kanser gibi yatağa bağımlı hale getirecek, hareket etmesini çok azaltacak bir hastalık olduğunda, biz bu sağlık hizmetlerini o kişilere vermeyi tasarladık ve bunu işte İstanbul'daki sayıyı da yaklaşık 30 bin civarında biz hesaplamıştık. Bunun 22 binine ulaştık biz. 6500 civarında da Büyükşehir Belediye'miz yaklaşık 7 yıldır bu hizmeti veriyor ki ben Sağlık Bakanlığı olarak bu hizmete girdiğimde ondan haberdar değilim. Belediyenin bu kadar büyük... Ben de meslek gereği davet edildim. Bir ikisine tanıklık ettim. Çok büyük iş. Belediyemiz çok büyük iş yapmış. Evet, biz de onlardan işbirliği de yaptık. Çok da şeyler öğrendik. Ancak bizim rakamımız belki devlet olmanın da getirdiği avantaj da, çünkü insan kaynağımız daha iyi. Evet. Çok daha büyük bir hasta grubuna ulaştık. Şu an aktif olarak da devam ediyor bu hizmetimiz. Harika. Peki birazcık bu kentin en önemli kaygısı, korkusu, biraz da paranoyası belki, bilemiyorum ama olası bir deprem. O depremde altyapısı itibariyle acaba hayatta kalanlara müdahale noktasında sağlık hizmetleri iyi mi? İyi bir B planı var mı? C planı var mı? Bir felaket anında müdahalede hastanelerimiz yeterli mi? Ya da hastanelerimizin depreme dayanıklılığı noktasında nasıl bir tablo var? Eyüp'te gördüm mesela, güçlendirme çalışması yapıldı Göktürk'te. Eyüp Devlet Hastanesi. Göktürk için söylüyorum. Kemerburgaz Göktürk. Orada bir başka yere taşınıldı geçici olarak. Ama sağlık ocağı... Aile sağlığı merkezi. Şimdi şöyle diyeyim. İstanbul'da hastaneler açısından bakıldığında hastanelerimizin yaş ortalaması 35. Hı hı. 58 hastaneden bahsettim. Bu hastanelerin pek az bir kısmı, belki %25'in altındaki kısmı yaş itibariyle bakıldığında 1999 sonrasında yapılmış. Şimdi biz bu kapasitenin tedrici olarak tamamını, aslında hedefimiz 2017 yılında bunların tamamını deprem açısından güvenli, insana sağlık hizmeti vermek açısından da gerekli donanımlara sahip bir yapıya çevirmek istiyoruz. Sınırları zorlamayayım, uzman değilim ama bazıları herhalde yıkılsa daha iyi olacak, yeniden yapılsa. Zaten fonksiyonellik açısından bakıldığında biz bu binaları, bakanlığımız o anlamda da bir mevzuat da çıkardı. Büyük oranda yıkıp yeniden yapmayı ön plana aldık. Bu anlamda... Uzmanlar da böyle söylüyor çünkü. Geçtiğimiz günlerde birkaç tane de lansman da yapıldı. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Kartal Lütfi Kırdar Hastanemiz ve Göztepe Hastanemiz 800'er yataklı olmak kaydıyla kendi bulundukları alanda, hastanenin alanlarına inşaatı bu sene içerisinde biz kalmaya varabilecek durumdayız. Çapa Cerrahpaşa? Çapa Cerrahpaşa Sağlık Bakanlığı'na ait değil malumunuz. Ama onların da bu sene içerisinde... Üniversite, evet. Bu sene planlarını bitirip ümit ediyorum 2015 içerisinde başlamış olurlar diye düşünüyorum. Çünkü şu an uygulama projelerini yapıyorlardı. Ben yöneticiler, çok yakın abilerimiz, büyüklerimiz, onlarla da ben görüşüyorum ama ancak onların biraz daha alacak mesafesi var. Şişli söylediniz. Şişli Etvar'ın hastanesi Seyrantepe'de %25 oranında bitirildi. Bazı problemler yaşadık. Birkaç ay durdu inşaatı. Şu an tekrardan geçen hafta müteahhitiyle görüştük. Tekrardan harekete geçti. Biz büyük hastanelerimizin hemen tamamını 2 sene içerisinde bir şekilde yoluna koymak durumundayız. Bu anlamda ister deprem ve afet karşısındaki hazırlık bağımından olsun, ister sağlık hizmetlerinin daha kalifiye, daha düzgün bir şekilde verilebileceği imkanlar açısından olsun, bu bir zorunluluk. O anlamda da yol haritası belli oldu. Bazı kaynak sorunları var bazı hastaneler için ama büyük bir çoğunluğu çözülmüş durumda. Bu anlamda ben önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, Allah uzaklaştırsın bizden ama biz afete karşı ve sağlık hizmetlerinin daha kalifiye verilmesi yönünde çok daha iyi noktada olacağımıza inanıyorum. Özel ve devlet hastaneleri arasında bir işbirliği
Şimdi protokolü ya da özel planı. Şimdi işin doğası gereği işbirliği olmaz. Ama işbirliği şöyle var. Devletle afet durumunda hepsinin şimdi afet durumunda evet. Sağlık sağlığa ait bütün yapılar Sağlık Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. Kanunen özel, öyle değil mi? Kanunen evet. Öyle. Afet ayrı bir konu. Afetin zaten tanımı belli. Ama afet dışı zamanlarda vatandaşımız sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı evet. Hastanelerden evet. Sağlık hizmeti evet. Alabiliyorlar belli şartlar altında. İstanbul için elzem sağlık projeleri ve sorunları ve aşılması gerekenler diye baktığınızda en öne çıkan? Aslında en öne çıkan biraz evvelki konuştuğumuz konudur bence. İki, evet. Birincisi benim sağlık hizmetini verdiğim hastane binalarımın çok ivedilikle düzgün hale getirilmesi. İkincisi biraz bakanlıkla o anlamda tam örtüşmediğimiz zamanlar oldu geçtiğimiz. İnsan kaynağı açısından daha güçlü kılınması. Bakanlığımız haklı olarak şöyle bakıyor. İstanbul'da yeterince sağlık gücü var. Üniversitelerde, özel sektörde. O zaman kamu hastanelerinde görece daha az insan düşüyor. Ancak babaların eli sıkıdır. Biz de devlet baba diyoruz ya Ankara'ya sürekli. Hizmetin %65'i poliklinik anlamında kamu hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde oluyor. Acil hizmetlerin %85'i kamu hastanelerinde oluyor, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde oluyor. Dolayısıyla hizmetin çok büyük bir kısmı, ortalama olarak %70'i bizde verilirken, hekim kaynağının %35'i ancak bizde. Dolayısıyla benim Sağlık Bakanlığı'nda çalışan meslektaşım, başka kurumlarda çalışan veya başka illerde çalışanlara göre çok daha ağır bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Açıkçası bunu bazen insanımıza da yansıyor, bekleme zamanı anlamında veya hizmete ulaşma anlamında. Bunun daha hızlı bir şekilde çözülmesini açıkçası bizim talebimiz hep olmuştur, olacaktır. Benim çenem düştüğü zamanlarda aileden insanlar şey derler, bu nebesi de böyleydi. Ebenin alakası var bilmiyorum ama annemin 4 çocuğu, ben de dahil, hep ebeyle, ben bir birisi hariç, pardon Şişli, Etval. Ama şimdi ebe lafı yok. Ebe kalmadı neredeyse. Yani sizden isim verelim. Ebelik müessesesi kurumu başka bir işlevi yerine getiriyordu. Ona yönelik bir şeyler var mı bilmiyorum bakanlıkta şimdi ya da. Şimdi şöyle bir şey. Siz biliyorsanız. Ebeler tabii hala temel sağlık hizmetleri açısından özellikle lohusa bakımı, anne takibi, gebelerin yönlendirilmesi, eğitimi anlamında yine fonksiyon görüyorlar ama formal anlamda ebelik kavramı birazcık da arka plana düştü. Bizim bazı hastanelerimizde yine hekim kontrolünde olmak kaydıyla ebelerin doğum hizmetlerinde kullanılması halihazırda devam ediyor. Ancak bunun birazcık daha az kullanıldığı bir unsur haline dönüşmesi de açıkçası kaçınılmaz olarak bu şartlarda karşımıza çıktı. Bu bize hekimleri daha fazla kullanmayı getirdi doğum hizmetlerinde. Çünkü her hastanın bir hekim sorumlusu olsun, işte hastalığında ilgili konu kadın doğumu olunca doğum uzmanı oldu. Evet. Ülkede yeterince doğum uzmanınız yoksa bu kadar doğumun, işte yılda 1 milyon 300 bin civarında doğum var ülkemizde. Tamamından sorumlu hekim arkadaşlarım olması. Kanaatim odur ki bazı şartlar çerçevesinde biraz sezeryan oranlarını arttırdı ülkemizde. Ameliyatta doğum dediğiniz bu noktada Başbakan'ın uyarıları oldu, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları oldu. Nasıl bir halkın bilinçlenmesi ve bu noktada şimdi, halk bilinç, daha bir gerçek. Şöyle bir şey var, biraz tezatmış gibi ama halkın bilinci arttıkça sezeryan oranı artıyor. Eğitilmiş insanlarda daha fazla sezeryan var. Gerek belki zaman kaygısı. Zaman kaygısı ağrı bence sanırım. Yani doğum eyleminin ağrılık olması anne açısından bir endişe anladığım kadarıyla. Her ne kadar ağrısız doğumla alakalı anestezist arkadaşların, doğum uzmanlarının birçok opsiyonu olsa da ben bu ağrısız doğumun yeterince promote edilmediği, konuşulmadığını düşünüyorum. Veya bir anlamda annenin bazı konularda bu acıyı çekme istememesini hem anlayışla karşılıyorum ancak bazı riskleri de var. Ben biliyorsunuz çocuk cerrahıyım, çocuk hekimiyim. Bilebildiğimiz kadarıyla bunu literatürde de takip ediyoruz. Yani normal yolda doğan çocuklar daha sağlıklı oluyorlar. Doğal devinim açısından kadının vücudunun toparlanmasında. Bu anlamda bizim bilmediğimiz bazı mekanizmalar da var. Doğum eylemi sayesinde kazanılabilecek. Ancak ümin açısından da bağışıklık sistem açısından da çok daha güçlü olduklarına dair yayınlar var. Biz ama karşımıza İstanbul açısından bakıldığında gebeliklerin %60'ının sezeryanla sonuçlandığı, doğumların %60'ının sezeryanla olduğu bir şehirde şu an sağlık müdürlüğü yapıyorum. Bazı hastanelerimizde, özel hastanelerimizde
%100'dür maalesef. Öyle mi? Tüm doğumlar sezeryandan yapılır. Bazı özel hastanelerimiz öyle. Özel hastaneler dediniz. Bir şey soracağım. Geçenlerde yine haber olarak önümüze gelmişti. Bir özel hastaneden kalkıp bütün özel hastaneleri töhmet altında bırakmaya hakkımız yok. Acil servisten geri dönme, çevrilme olayı noktasında nasıl bir karnemiz oluştu? Bakanlık efendim, bu konuda çok sıkı bir takip ve talimat yayınladı biliyorum da ama bu konuda Başbakanlığımızın genelgesi de var. Evet, bu konuda gerçekten insanımızın özellikle acil sağlık hizmetleri açısından mağdur edilmesine ne bakanlığımız ne müdürlüğümüz hiç kimse müsaade edemez. Yalnız şöyle bir durumda söz konusu. Şimdi gerek kendi hastanemizde, Sağlık Bakanlığı hastanemizde, gerek özel sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde acil sağlık hizmetlerinin ne olduğuna dair bir tartışma söz konusu. Şimdi vatandaşın hasta olması malum. Mesela kulağında akıntı olması. Ateşi var ve çocuğun kulağı akıntısı var, ağrısı oldu, kulak akıntısı. Bu ertesi güne kadar bekleyebilecek bir hastalık mıdır? Teorik olarak evet, hekim olarak söylüyorum. Bu bekleyebilir. Ama siz acil sağlık hizmetlerine ben acilim diye gittiğinizde siz acil misiniz değil misiniz? Vatandaşa göre acil. Mevzuatımızın bir kısmına göre de acil. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları dikkate alındığında bu acil değil. Peki muayene edilmeli mi? Tabii ki muayene edilmeli. Peki ama o zaman acil sağlık hizmetleri olarak mı verilmeli? Yoksa bir poliklinik hizmeti evet, olarak belli bir şekilde mi verilmeli? Bunun için fark ücreti vermeli mi? Acil sağlık hizmeti açısından hiç fark vermemeli mi? Bunlar başta iki bakanlığımızın tam olarak da örtüşemediği bazı unsurlar içeriyor bu anlamda. Mutlak surette bu dönemde üzerinde konuşulması gereken unsurlar. Evet. Ancak sağlık hizmetlerinin aciliyeti ve hangi sağlık hizmetlerinin acil olduğunun daha net olarak ortaya konulması lazım. Trafik kazası olmuş, kafanızı bir yere çarpmışsınız veya bir başka kalp ağrısı çekmişsiniz veya şiddetli bir kanama geçiriyorsunuz, mide kanaması geçiriyorsunuz, evet, benzeri şeyler. İnsanın organına veya hayata yönelik çok ciddi kaygı oluşturan bir hastalık durumu acildir ve hiçbir kamu kuruluşu veya özel sağlık kuruluşu tarafından reddedilme hakkına sahip değildir ve çok şiddetli bir şekilde bakmak zorundalar. Ama benim gibi faranjiti böyle vahim durumda diye gece gidip acile. Şimdi öyle bir durumda da bunun bir şekilde bir defa triyaj dediğimiz bir sistem içerisine alınması, belli bir filtrajdan geçilmesi lazım. Tamam. Gerekirse muayene de edilecek ama biraz bekletilebilmesi gerekiyor bekleme alanında ve bu hastaların bir başka şekilde sağlatılması gerekiyor. Evet. Şimdi bizim hastanelerimize gelen, kamu hastaneler açısından konuştuğumda, şu an yakında bulunan mesela Bakırköy Sadık Unuk Hastanemiz var. Günlük 2000-2500 civarında özel acil servise hasta gelir orada. Şu an gitseniz bir ana baba günüdür. Kapalı çarşı gibidir. O kadar yoğun insan olduğuna da eminim. Çünkü onlarca defa girdiğim bir hastanedir. Ancak verilere baktığınızda 2500 hastanın en fazla 500'ünün ciddi anlamda acil sağlık hizmeti gerektiren hasta olduğunu biliyoruz. Öteki 2000 kişi hasta değil demiyorum. Evet. Ancak bekleyebilecek veya biraz bekletilebilecek hastalar. Konu burada kilitleniyor. Şimdi gerçek acillerin tamamının bir şekilde tedavi edilmesi zorunlu. Diğerlerinde belli bir sistem içerisinde belli bir filtrajdan getirmek suretiyle bakılması lazım. Çünkü kişi kendini acil hissediyorsa evet, aciliyet kavramının ihmal edilebilir hale getirmesi lazım. Hekimin evet, görmesi ve demesi lazım ki siz acil değilsiniz. Şu tedaviyle veya şu hekim tarafından görülmeniz gerekiyor ifadesinin kullanılması gerekiyor. Her şeyin başı sağlık lafı boşuna değil. Herkes eyvallah, haklı olarak hastaneye koşturuyor. Burnu kanasa, başı ağrısa ya da faranjitinden ufacık bir rahatsızlık duysa. Haklı veriyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet. Ülke ölçeğindeki mega kentin resmi rakamlara göre 14-15 milyon insanın yaşadığı Avrupa ölçeğinde bir ülke nüfusuna eşit bir kent İstanbul. Ve bu devasa büyüklükteki kentin İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu bizlerle birlikteydi. Bu kadar. Hafta başında 22 Nisan Pazartesi'nin gündemini paylaşacağımız 18'de başlayacak ana haber bültenimizde ardından da 19.30'da artı eksi gündemde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben Fuat Kozluklu, sağlık ve mutluluk dolu bir akşam hepimizin olsun ve de hafta sonu. Hoşça kalın efendim. Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız.
kapıda işte 5-6 tane ambulansın, sürekli özel ambulansın beklediği bir zamanı hatırlıyorum ben. Sırasıyla, çünkü her birisi acil servisten çıkan hastayı alıp bir başka yere götürecek, ücretini vatandaş ödeyecek. Şimdi bu noktada 10 yıl olmuş burada. O noktadan, ki o zaman işte 35 tane ambulansımız varken, bugün itibariyle 242 ambulansa ulaşmışız biz İstanbul'umuza. 112 numarasıyla istediğiniz an aradığınızda karşınıza 90 saniye ortalama içerisinde, bunu birazcık daha düşürdük, çıkan bir ekip ve harekete geçen bir ekip var. Ve ortalama olarak da 10 dakika, 9,5 dakika civarında da hastaya ulaşma vaktimiz söz konusu şehir içerisinde, bu bahsedilen trafiğe rağmen. Kırsalda da 20 dakika civarında bir sorunumuz var. Birazcık daha düşürebiliriz gibi, ama bu dünya standartlarına yakın bir şey olarak söyleyebiliriz. Ancak yol şartları, diğer şartlar dikkate alındığında zorluklarımız bir noktada birikmiş durumda. Bu acil servis 112 hizmet istasyonu için. Bizim açısından, evet. Acilen reklama gitmemiz lazım. Sonra devam edeceğiz. Tabii, memnuniyetle efendim. Acelemiz yok o konuda. Teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Kısa bir aradan sonra İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu bizlerle birlikte olmaya devam edecek. Türkiye'de dünyanın bu günahsız çocuklarına kadar girmek Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız. Evet, Türkiye ölçeğinde kent diyebiliyoruz. Dünyanın birkaç en büyük kentlerinden birisi, ama Avrupa ülkeleri nüfus yapısına baktığımızda bir ülkeden söz ettiğimiz bir kent İstanbul. Ve bu kentin İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu bizlerle birlikte. Acil servis ve önünde bekleyen ambulansları konuşuyorduk. Orada kalmıştık. Evet, siz geldiğinizde baktınız hastanenin önünde Şişli Etfal'de özel ambulans hizmeti verenler bekliyorlar. Hastaları parasını alıp götürüyorlar. Evet. Sonra devreye 200 aşkın araçla. Aşama aşama oldu tabii. Bakanlığımız gerek Sağlık Müdürlüğü vasıtasıyla gerekse bakanlığımız merkez teşkilatından çok yoğun olarak ambulans geldi. İnsan kaynağı çok arttı. Şimdi biz 2000'in üzerinde insan kaynağımız var. Sadece ambulans hizmetlerine olmak üzere. Toplam 240 tane ambulansımızı işte 123 ayrı noktadan İstanbul halkına ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak şehrin bu yoğun yapılanma durumu bizim istasyon sayımızı da her tarafa etkin bir şekilde yaymamıza, serpiştirmemize engel. Dünyadaki kentlerle karşılaştırma yapalım mı? Bazı zorluklarımız var İstanbul'da. Yani ben tabii büyük şehirlerdeki diğer rakamları bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Biz 10 dakikanın altına yetişebilmemiz için, diyelim bir örnek vereyim, Fatih bölgesinde dedim 112 istasyon açmam lazım Karagümrük'te örnek. Evet. Şimdi yoğun, bilenler biliyor İstanbul'u, ama çok yoğun yapılanma var. Sizin boş alanınız yok. 112 istasyonu yapabilecek bir yeriniz yok. Ambulans havadan uçarak gelmeyeceğine göre yakında bir ambulans istasyonu olması lazım ki sürekli beklediği sizin hastanıza hızlı bir şekilde ulaşsın, hastanızı alsın ve olması gereken hastaneye doğru götürsün. Bunu da işte ideal tabii 8-10 dakika arasına yapsın. Hı hı. Biz işte 10 dakikanın altına düşürdük desek de bazı zorluklarımız var. Eğer bu anlamda bunun olabilmesi istasyon sayısının artmasından ya geçiyor. Ya da hava ambulans sistemi. Hava ambulans sistemi İstanbul açısından bazı bölgelerde çok popüler. Anadolu i̇şte yakasında mı? Şile'de, bizim Çatalca'da, Silivri'de özellikle kırsalda bir sorun çıkarsa biz onlara gerçekten de kullanıyoruz. Hiç sayısı da az olmuyor. Bizde iki tane ambulans var İstanbul'da. Birisi Anadolu yakasının, birisi Avrupa yakasında sürekli duruyor. 24 saat hizmet vermiyorlar şimdilik. Bakanlığımızın bu dönemki ihalesi bildiğim kadarıyla gece sağlık hizmeti de verecek şekilde dizayn edildi. Şu anki ambulansların sadece gündüz şartlarında hizmet verebiliyor. Deniz nasıl bir avantaj mı? Kullanılabilir Denizde mi? Denizde de iki tane ambulansımız var aslında. Ancak sayısı bence şu an için yeterli değil. Bakanlığımız bu konuda da yine bir irade gösterdi. Ümit ederim önümüzdeki dönemde tamamlanır. Bir ihale süreci devam ediyor. Ama 1,5 yıldır o noktada fazla ilerleme olmadı. İstanbul'da 4 ila 6 civarında deniz ambulansında aktif olarak kullanılması için biz planları yaptık. Muhteşem bir avantaj deniz. Başta kıyı şeridindeki olaylara hızlı ulaşabilmek açısından, bir de yol olmayan yerlerde bazen olağanüstü durumlar oluyor. Adalar mutlaka bu konuda sistemin içerisine girmesi lazım. Bizim şöyle bir iyiliğimiz oldu. Adalara biz Hudut Halleri Genel Müdürlüğü'ne ait bir ambulansımız vardı. Kıyı Emniyeti ve şey için kullanılan
gemi adamlarına hizmet vermek için kullanılan. O İstinye'de duruyordu. Biz onun bağlama yerini adaya verdik, büyük adaya. Şimdi geçen ay ben aldım, birkaç yüzün üzerinde, 200'ün üzerinde hasta taşımışız. Bu anlamda açıkçası adalarda nüfus az ama acil sağlık hizmetleri açısından çok büyük mağduriyet vardı. Mesela onu çözmüş olduk. Diğeri de bir yer değişikliğiyle bu anlamda bir çözüm sağlamış. İskelesi değişti sadece. Doğrudur efendim. Ama verdiği hizmet daha anlamlı bir hale geldi. Yaşlı nüfusunun yoğun olduğu bir yer. Kesinlikle. Adalar diye kışın için konuşursak. Bunun herhalde dışında da bakanlığımızın şu ana kadar 3 taneydi. Bildiğim kadarıyla 5'e çıkacak. 5 tane de uçağı var. Bir kısmı jet, bir kısmı pervaneli olmak üzere. O anlamda da o İstanbul'da hiç yok. Ankara'dan yönetiliyor tamamen bu sistem. Ancak gerek ülke içinde hasta transferleri ve organ naklinde çok aktif kullanılıyor. Gerekse ülke dışında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herhangi bir sebeple acil sağlık hizmetine ihtiyaç duysa veya orada bir kaza bela sağlık hizmeti olsa, ihtiyaç duyuyorsa gidip oradan hastaları alıp ülkemize getirebiliyoruz. En son talihsiz bir olay oldu malumunuz Somali'de. Evet. Oradan 3 tane Kızılay görevlisini bakanlığımıza ait uçağımız gitti, aldı, Türkiye'ye getirdi. Böylesine de açıkçası büyük devletlerde gördüğümüz ve bu ancak büyük devletlerde olur dediğimiz işleri artık Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak biz bunları yerine getirebiliyoruz. Türkiye'de büyük devlet çünkü. Evet. Çok şükür. 5 bölgeyi biraz açar mısınız? İstanbul'u 5 bölgeye ayırmak, bu bölge derken yarım kaldı deminden atladık ama bu üzerine konuşma değer bir konu. Evet. Şimdi Kamu Hastaneler Birliği yine bu kanun çerçevesinde kuruldu ve buna ait bir de kurum var. Sağlık Bakanlığı'nın bu anlamda kurumu var. Başında ayrı bir yapılanma oldu. Ülkemizde 1000'e yakın hastane, sanırım 950'nin üzerinde bir hastanemiz var Sağlık Bakanlığı'na ait. Bu hastanelerin tamamının tek bir kurum var. Hepsi tek elden yönetilmiyor. Bu kadar merkezi değil ancak onun altında birlik dediğimiz kamu hastaneler birlikleri var. Bu birliklerin 100'e kadar kurulabiliyor ama daha az şu an 88 tane bildiğim kadarıyla. 87 olmalı. İstanbul'da 5 tane birliğimiz var. Bu 5 birliği neye göre belirledik? Aslında konuşmanızın başında söylediniz. Öncelikle coğrafi alana göre belirledik ama sadece coğrafi alan tek bir belirleyici unsur değil. Biz insanlarımızın İstanbul'da kendi otomasyon sistemimizden bir ölçüm yapmıştık. Sağlık hizmeti alan vatandaşımız sağlık hizmeti almak için günde 20 kilometrenin üzerinde yol yapıyor. Biz de dedik ki bu hizmeti alırken çok fazla hareket etmesin. Kendi bulunduğu bölgede olabildiğince sağlık hizmetlerini bütün branşlarıyla alabilecek bir yapılanma olsun. Birliklerin genel mantığında kişilerin, vatandaşların aynı şehirde yaşasak da sağlık hizmeti açısından kalp içinse kalp, romatizma içinse romatizma, kanser içinse kanser, o bölgenin içerisinde bütün sağlık hizmetlerinin donanımsal anlamda ve insan kaynağı anlamında tamamının yapıldığı bir yapılanmaya ulaşmak istiyoruz. Her bölgede. Her bölgede, 5 evet. bölgede. Bunları da zincir hastaneler gibi düşünün. Sağlık Bakanlığı'nın zincir hastaneleri olarak düşünürsek vatandaşımız daha iyi anlayacaktır. Özel sektörde böyle zincir hastaneler var. Bu birlikler de bu zincir hastane gibi yapılandırıldı. Başında bir genel sekreter arkadaşımız var. Altında 3 tane yöneticisi var. Hastanelerde ayrıca hastane yöneticilerimiz ve başhekimler var. Bunlar sözleşmeyle çalışıyorlar. En büyük sır açıkçası kişilerin kendilerini sözleşmeyle bağlaması. Bunlar da başarı odaklı, rakama ve ölçmeye dayanan. Performansa dayalı. Performansa gereğini dayanan. Sözleşmenin yerine getirmezse sözleşmesi iptal edilebilecek, teşekkür edilebilecek. Kişi o zaman işsiz kalmıyor, kendi işine dönüyor. Hepsi zaten bunların çok büyük bir oranda devlet memuru. Kendi işine dönüyor. Dışarıdan özel sektörden gelen birkaç arkadaşımız var. O zaman da onlar da özel sektöre dönüyor ama eğer başarınız iyiyse, rakamlar üzerinden, ölçümler üzerinden siz bunu gösteriyorsunuz. O hastane, o yönetim başarılı anlamında devam edecektir. Ve sözleşmesi uzatılacak. Karne nasıl çıktı şu ana kadar? Karneler şu an ilk 6 ayı geçirdik. Asıl karne önümüzdeki 2 ay sonra verilecek. Herkes tedirgin, o anlamda harıl harıl çalışıyor. İyi. Bizim için, benim için iyi. Ben hastalandığım zaman. Evet. Vatandaşımıza daha kaliteli, daha hızlı, daha etkin sağlık hizmeti verilsin için gecesini gündüzüne katan bir sağlık ordusu var açıkçası. Bunlar hekim arkadaşlarımız, bu sistemin birazcık daha tabii ucunda oldukları için daha da çok yoruluyorlar ama yöneticilere inanın ondan daha az yorulmuyorlar. Eve götürülen hizmeti konuşalım birazcık. Sosyal devlet tanımının içerisinde yer alan Türkiye'nin uzun yıllar önce hiçbir şekilde bilmediği bir şey. Evet, evde sağlık hizmeti. Ama şimdi Türkiye bununla tanıştı. Ben 1992 yılında ilk kez İngiltere'ye gitmiştim. Sheffield'da çocuk hastanesinde çalışmak için. Daha asistandım. Asistanımın
6. ayıydı. Hiç bilmiyorum tabii. Pratisyen hekimlikten asistanlığa gittim ardından. Orada ellerinde çantalarla dolaşan bir grup bir insan gördüm. Bir arkadaşımın evine ziyaret etmiştim. Bunlar ne dedim? Bunlar dediler, evde sağlık hizmeti veriyorlar. Gelip o hastaların iğnelerini yapıyorlar, bakımlarını yapıyorlar, yaşlıların. Ben kendi içimden şöyle demiştim. Vay be, büyük devlet. Şimdi biz oyuz. Şey için söylemiyorum gerçekten. 2010 yılında bakanlığımızın başlattığı evde sağlık hizmetleriyle alakalı süreç İstanbul'umuza bir yıl sonra geldi. Ve bir yıl içerisinde biz çok tedrici olarak artırmak kaydıyla şu an 22 bin hastanın evde sağlık hizmetleri açısından hizmet verebilir noktaya getirdik. 56 tane sağlık birimimiz var. Ağız diş sağlığı hizmetinden tutun da ki evde ağız diş sağlığı hizmeti veriyor. 3 tane ekibimiz var. Harika. Bunu dün bugün diye karşılaştırarak konuşan büyüklerimiz biz ne kadar değerli olduğunu iyi biliyor. Evet. Söyleyebiliriz. Gerçekten ama evinde yaşlı, yatalak, hizmet alamayan, dişleri çürümüş bir insanın dişinin nasıl çekileceği konusunda insan düşündüğünde büyük bir zorluktur açıkçası. Gelecek, ambulans alacak, muayenehaneye gidecek. Çünkü o anlamda hep bir zorluklar var. Şu an benim 3 tane ekibim ağız diş sağlığı anlamında yanında taşınabilir koltuklarla beraber giderek hatta film de çekiyoruz biz. O hizmeti verebilecek durumdayız. Çok şükür büyük devlet. Tebessüm ediyorum, film de çekiliyor. Eve götürülüyor. Evet. Harika. En çok tabii burada şeyler yaşlılar mı hedef kitle şimdi yoksa efendim, fiziki şimdi engelli? Şimdi evde sağlık hizmeti deyince vatandaşımız şöyle bir kısmı öyle anlamış en azından öyle söyleyeyim. Gelsin hekim arkadaşımız devlet çok zengin büyük devletiz ya evimde bana bir baksın. Şimdi belki günün birinde bu da olur ama doğru bulmam. Öylesini hiçbir yerde duymadım merak etme. Yok zaten ama yani vatandaşın bir kısmının en azından kafasına böyle bir algı oluşmuş. Algı şöyle düzeltmek lazım. Yatağa bağımlı olmuş. Dışarı çıkması, hareket etmesi çok büyük zorluklar arz eden veya çok ağır hastalık kanser gibi yatağa bağımlı hale getirecek, hareket etmesini çok azaltacak bir hastalık olduğunda biz bu sağlık hizmetlerini o kişilere vermeyi tasarladık ve bunu işte İstanbul'daki sayıyı da yaklaşık 30 bin civarında biz hesaplamıştık. Bunun 22 binine ulaştık biz. 6500 civarında da Büyükşehir Belediye'miz yaklaşık 7 yıldır bu hizmeti veriyor ki ben Sağlık Bakanlığı olarak bu hizmete girdiğimde ondan haberdar değilim belediyenin bu kadar büyük. Ben de meslek gereği davet edildim ve bir ikisine tanıklık ettim. Çok büyük iş. Belediyemiz çok büyük iş yapmış. Evet, biz de onlardan işbirliği de yaptık. Çok da şeyler öğrendik ancak bizim rakamımız belki devlet olmanın da getirdiği avantaj da çünkü insan kaynağımız daha iyi. Evet. Çok daha büyük bir hasta grubuna ulaştık. Şu an aktif olarak da devam ediyor bu hizmetimiz. Harika. Peki birazcık bu kentin en önemli kaygısı, korkusu biraz da paranoyası belki bilemiyorum ama olası bir deprem. O depremde altyapısı itibariyle acaba hayatta kalanlara müdahale noktasında sağlık hizmetleri iyi mi? İyi bir B planı var mı? C planı var mı? Bir felaket anında müdahalede hastanelerimiz yeterli mi? Ya da hastanelerimizin depreme dayanıklılığı noktasında nasıl bir tablo var? Eyüp'te gördüm mesela güçlendirme çalışması yapıldı Göktürk'te. Eyüp Devlet Hastanesi. Göktürk için söylüyorum. Kemerburgaz Göktürk. Orada bir başka yere taşınıldı geçici olarak. Ama sağlık ocağı aile sağlığı merkezi orası aile tamir. Sağlığı merkezi. Şimdi şöyle diyeyim. İstanbul'da hastaneler açısından bakıldığında hastanelerimizin yaş ortalaması 35. Hı hı. 58 hastaneden bahsettim. Bu hastanelerin pek az bir kısmı, belki %25'in altındaki kısmı yaş itibariyle bakıldığında 1999 sonrasında yapılmış. Şimdi biz bu kapasitenin tedrici olarak tamamını, aslında hedefimiz 2017 yılında bunların tamamını deprem açısından güvenli, insana sağlık hizmeti vermek açısından da gerekli donanımlara sahip bir yapıya çevirmek istiyoruz. Sınırları zorlamayayım, uzman değilim ama bazıları herhalde yıkılsa daha iyi olacak yeniden yapılsa. Zaten fonksiyonellik açısından bakıldığında biz bu binaları bakanlığımız o anlamda da bir mevzuat da çıkardı. Büyük oranda yıkıp yeniden yapmayı ön plana aldık. Bu anlamda uzmanlar da böyle söylüyor çünkü. Geçtiğimiz günlerde birkaç tane de lansman da yapıldı. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Kartal Lütfi Kırdar Hastanemiz ve Göztepe Hastanemiz 800'er yataklı olmak kaydıyla kendi bulundukları alanda hastanenin alanlarına inşaatı bu sene içerisinde biz kalmayı vurabilecek durumdayız. Çapa Cerrahpaşa?
ÇEPA Cerrahpaşa Sağlık Bakanlığı'na ait değil malumunuz. Ama onların da bu sene içerisinde... Üniversite, evet. Bu sene planlarını bitirip, ümit ediyorum 2015 içerisinde başlamış olacak, başlamış olurlar diye düşünüyorum. Çünkü şu an uygulama projelerini yapıyorlardı. Ben yöneticiler, çok yakın abilerimiz, büyüklerimiz, onlarla da ben görüşüyorum. Ama ancak onların biraz daha alacak mesafesi var. Şişli söylediniz, Şişli Etvar'ın hastanesi Seyrantepe'de %25 oranında bitirildi. Bazı problemler yaşadık. Birkaç ay durdu inşaatı. Şu an tekrardan geçen hafta müteahhitiyle görüştük. Tekrardan harekete geçti. Biz büyük hastanelerimizin hemen tamamını 2 sene içerisinde bir şekilde yoluna koymak durumundayız. Bu anlamda ister deprem ve afet karşısındaki hazırlık bağımından olsun, ister sağlık hizmetlerinin daha kalifiye, daha düzgün bir şekilde verilebileceği imkanlar açısından olsun, bu bir zorunluluk. O anlamda da yol haritası belli oldu. Bazı kaynak sorunları var bazı hastaneler için ama büyük bir çoğunluğu çözülmüş durumda. Bu anlamda ben önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, Allah uzaklaştırsın bizden, ama biz afete karşı ve sağlık hizmetlerinin daha kalifiye verilmesi yönünde çok daha iyi noktada olacağımıza inanıyorum. Özel ve devlet hastaneleri arasında bir işbirliği şimdi protokolü ya da özel planı. Şimdi işin doğası gereği işbirliği olmaz. Ama işbirliği şöyle var. Devletle afet durumunda hepsinin afet durumunda, evet. Sağlığa ait bütün yapılar Sağlık Müdürlüğü tarafından yönetiliyor. Kanunen özel, öyle değil mi? Kanunen evet. Öyle. Afet ayrı bir konu. Afetin zaten tanımı belli. Ama afet dışı zamanlarda vatandaşımız sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı, evet, hastanelerden, evet, sağlık hizmeti, evet, alabiliyorlar belli şartlar altında. İstanbul için elzem sağlık projeleri ve sorunları ve aşılması gerekenler diye baktığınızda en öne çıkan? Aslında en öne çıkan biraz evvelki konuştuğumuz konudur bence. Birincisi benim sağlık hizmetini verdiğim hastane binalarımın çok ivedilikle düzgün hale getirilmesi. İkincisi biraz bakanlıkla o anlamda tam örtüşmediğimiz zamanlar oldu geçtiğimiz. İnsan kaynağı açısından daha güçlü kılınması. Bakanlığımız haklı olarak şöyle bakıyor. İstanbul'da yeterince sağlık gücü var. Üniversitelerde, özel sektörde. O zaman kamu hastanelerinde görece daha az insan düşüyor. Ancak, babaların eli sıkıdır. Biz de devlet baba diyoruz ya Ankara'ya sürekli. Hizmetin %65'i poliklinik anlamında kamu hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde oluyor. Acil hizmetlerin %85'i kamu hastanelerinde oluyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde oluyor. Dolayısıyla hizmetin çok büyük bir kısmı, ortalama olarak %70'i bizde verilirken hekim kaynağının %35'i ancak bizde. Dolayısıyla benim Sağlık Bakanlığı'nda çalışan meslektaşım başka kurumlarda çalışan veya başka illerde çalışanlara göre çok daha ağır bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Açıkçası bunu bazen insanımıza da yansıyor, bekleme zamanı anlamında veya hizmete ulaşma anlamında. Bunun daha hızlı bir şekilde çözülmesini açıkçası bizim talebimiz hep olmuştur, olacaktır. Benim çenem düştüğü zamanlarda aileden insanlar şey derler, bu nebesi de böyleydi. Ebenin alakası var bilmiyorum ama annemin 4 çocuğu, ben de dahil, hep ebeyle. Ben bir birisi hariç, pardon Şişli, Etval. Ama şimdi ebe lafı yok. Ebe kalmadı neredeyse. Yani sizden isim verelim. Evet, ebelik müessesesi kurumu başka bir işlevi yerine getiriyordu. Ona yönelik bir şeyler var mı bilmiyorum bakanlıkta. Şimdi ya da... Şimdi şöyle bir şey. Siz biliyorsanız. Ebeler tabii hala temel sağlık hizmetleri açısından özellikle lohusa bakımı, anne takibi, gebelerin yönlendirilmesi, eğitimi anlamında yine fonksiyon görüyorlar ama formal anlamda ebelik kavramı birazcık da arka plana düştü. Bizim bazı hastanelerimizde yine hekim kontrolünde olmak kaydıyla ebelerin doğum hizmetlerinde kullanılması halihazırda devam ediyor. Ancak bunun birazcık daha az kullanıldığı bir unsur haline dönüşmesi de açıkçası kaçınılmaz olarak bu şartlarda karşımıza çıktı. Bu bize hekimleri daha fazla kullanmayı getirdi doğum hizmetlerinde. Çünkü her hastanın bir hekim sorumlusu olsun, işte hastalığında ilgili konu kadın doğumu olunca doğum uzmanı oldu. Evet. Ülkede yeterince doğum uzmanınız yoksa, bu kadar doğumun, işte yılda 1 milyon 300 bin civarında doğum var ülkemizde, tamamından sorumlu hekim arkadaşlarım olması kanaatim odur ki bazı şartlar çerçevesinde biraz sezeryan oranlarını arttırdı ülkemizde. Ameliyatta doğum dediğiniz bu noktada Başbakan'ın uyarıları olduğu, Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları olduğu, nasıl bir
halkın bilinçlenmesi ve bu noktada şimdi, halk bilinç, daha bir gerçek. Şöyle bir şey var, biraz tezatmış gibi ama halkın bilinci arttıkça sezeryan oranı artıyor. Eğitilmiş insanlarda daha fazla sezeryan var. Gerek belki zaman kaygısı. Zaman kaygısı ağrı bence sanırım. Yani doğum eyleminin ağrılık olması anne açısından bir endişe anladığım kadarıyla. Her ne kadar ağrısız doğumla alakalı anestezist arkadaşların, doğum uzmanlarının birçok opsiyonu olsa da ben bu ağrısız doğumun yeterince promote edilmediği, konuşulmadığını düşünüyorum. Veya bir anlamda annenin bazı konularda bu acıyı çekme istememesini hem anlayışla karşılıyorum, ancak bazı riskleri de var. Ben biliyorsunuz çocuk cerrahıyım, çocuk hekimiyim. Bilebildiğimiz kadarıyla bunu literatürde de takip ediyoruz. Yani normal yolda doğan çocuklar daha sağlıklı oluyorlar. Doğal devinim açısından kadının vücudunun toparlanmasında. Bu anlamda bizim bilmediğimiz bazı mekanizmalar da var. Doğum eylemi sayesinde kazanılabilecek. Ancak ümin açısından da, bağışıklık sistem açısından da çok daha güçlü olduklarına dair yayınlar var. Biz ama karşımıza İstanbul açısından bakıldığında gebeliklerin %60'ının sezeryanla sonuçlandığı, doğumların %60'ının sezeryanla olduğu bir şehirde şu an sağlık müdürlüğü yapıyorum. Bazı hastanelerimiz, özel hastanelerimizde %100'dür maalesef. Öyle mi? Tüm doğumlar sezeryandan yapılır. Bazı özel hastanelerimiz öyle. Özel hastaneler dediniz, bir şey soracağım. Geçenlerde yine haber olarak önümüze gelmişti. Bir özel hastaneden kalkıp bütün özel hastaneleri töhmet altında bırakmaya hakkımız yok. Acil servisten geri dönme, çevrilme olayı noktasında nasıl bir karnemiz oluştu? Bakanlık efendim, bu konuda çok sıkı bir takip ve talimat yayınladı biliyorum da. Ama bu konuda başbakanlığımızın genelgesi de var. Evet. Bu konuda gerçekten insanımızın özellikle acil sağlık hizmetleri açısından mağdur edilmesine ne bakanlığımız ne müdürlüğümüz hiç kimse müsaade edemez. Yalnız şöyle bir durumda söz konusu. Şimdi gerek kendi hastanemizde, Sağlık Bakanlığı hastanemizde, gerek özel sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde acil sağlık hizmetlerinin ne olduğuna dair bir tartışma söz konusu. Şimdi vatandaşın hasta olması malum. Mesela kulağında akıntı olması. Ateşi var ve çocuğun kulağı akıntısı var. Ağrısı oldu. Kulak akıntısı. Bu ertesi güne kadar bekleyebilecek bir hastalık mıdır? Teorik olarak evet. Hekim olarak söyleyeyim. Bu bekleyebilir. Ama siz acil sağlık hizmetlerine ben acilim diye gittiğinizde siz acil misiniz değil misiniz? Vatandaşa göre acil. Mevzuatımızın bir kısmına göre de acil. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları dikkate alındığında bu acil değil. Peki muayene edilmeli mi? Tabii ki muayene edilmeli. Peki ama o zaman acil sağlık hizmetleri olarak mı verilmeli? Yoksa bir poliklinik hizmeti evet, olarak belli bir şekilde mi verilmeli? Bunun için fark ücreti vermeli mi? Acil sağlık hizmeti açısından hiç fark vermemeli mi? Bunlar başta iki bakanlığımızın tam olarak da örtüşemediği bazı unsurlar içeriyor bu anlamda. Mutlak surette bu dönemde üzerinde konuşulması gereken unsurlar. Evet. Ancak sağlık hizmetlerinin aciliyeti ve hangi sağlık hizmetlerinin acil olduğunun daha net olarak ortaya konulması lazım. Trafik kazası olmuş, kafanızı bir yere çarpmışsınız veya bir başka kalp ağrısı çekmişsiniz veya şiddetli bir kanama geçiriyorsunuz, mide kanaması geçiriyorsunuz, evet, benzeri şeyler. İnsanın organına veya hayata yönelik çok ciddi kaygı oluşturan bir hastalık durumu acildir ve hiçbir kamu kuruluşu veya özel sağlık kuruluşu tarafından reddedilme hakkına sahip değildir ve çok şiddetli bir şekilde bakmak zorundalar. Ama benim gibi faranjiti böyle vahim durumda diye gece gidip acile. Şimdi öyle bir durumda da bunun bir şekilde bir defa triyaj dediğimiz bir sistem içerisine alınması, belli bir filtrajdan geçilmesi lazım. Tamam. Gerekirse muayene de edilecek ama biraz bekletilebilmesi gerekiyor bekleme alanında ve bu hastaların bir başka şekilde sağlatılması gerekiyor. Evet. Şimdi bizim hastanelerimize gelen, kamu hastaneler açısından konuştuğumda, şu an yakında bulunan mesela Bakırköy Sadık Unuk Hastanemiz var. Günlük 2000-2500 civarında özel acil servise hasta gelir orada. Şu an gitseniz bir ana baba günüdür. Kapalı çarşı gibidir. O kadar yoğun insan olduğuna da eminim. Çünkü onlarca defa girdiğim bir hastanedir. Ancak verilere baktığınızda 2500 hastanın en fazla 500'ünün ciddi anlamda acil sağlık hizmeti gerektiren hasta olduğunu biliyoruz. Öteki 2000 kişi hasta değil demiyorum. Evet. Ancak bekleyebilecek veya biraz bekletilebilecek hastalar. Konu burada kilitleniyor. Şimdi gerçek acillerin tamamının bir şekilde tedavi edilmesi zorunlu.
diğerlerinde belli bir sistem içerisinde belli bir filtrajdan getirmek suretiyle bakılması lazım. Çünkü kişi kendini acil hissediyorsa aciliyet kavramının ihmal edilebilir hale getirmesi lazım. Hekimin görmesi ve demesi lazım ki siz acil değilsiniz. Şu 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 tedaviyle veya şu hekim tarafından görülmeniz gerekiyor. İfadesinin kullanılması gerekiyor. Her şeyin başı sağlık. Lafı boşuna değil. Herkes eyvallah. Haklı olarak hastaneye koşturuyor. Burnu kanasa, başı ağrısa ya da faranjitinden ufacık bir rahatsızlık duysa. Haklı veriyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Evet. Ülke ölçeğindeki mega kentin resmi rakamlara göre 14-15 milyon insanın yaşadığı Avrupa ölçeğinde bir ülke nüfusuna eşit bir kent İstanbul. Ve bu devasa büyüklükteki kentin İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu bizlerle birlikteydi. Bu kadar. Hafta başında 22 Nisan Pazartesi'nin gündemini paylaşacağımız 18'de başlayacak ana haber bültenimizde ardından da 19.30'da artı eksi gündemde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben Fuat Kozluklu, sağlık ve mutluluk dolu bir akşam hepimizin olsun ve de hafta sonu. Hoşça kalın efendim. Türkiye'de dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız.